Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve Yine Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet bugün size bir kalem oyası yapacağım. Nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Şöyle arkadaşlar bakın bu tığlama işlemine şöyle şu şekilde 4 tane parmak kalay yapıyorum. Şöyle köşeyi dönmek için bitişte mecburen burada oluyor tığlama işlemi. Bakın ikişer zincir çekerek tığlamalarımı bu şekilde hazırladım ve buradan da hemen bitiş noktasından sık iğne ile ilk başladığım tığ battiye geçerek şöyle e, kalemle yaptığım ilmeklerimi hazırladım. Şimdi size bakın şu köşeden e, toplamda 7 tanesini iki defa alacağım için şöyle bir kenar nasıl e, köşesi nasıl ilmek çıkarılır? Onu tarif etmek için şöyle bir kenarını bıraktım. Bakın. Şöyle tığlamalarımı yaptım. Bunu hediye vermek için çünkü biliyorsunuz çok ince olduğu için size göstermek istemedim. Son kez bir kere göstereyim. Bunu hediye edeceğim veyahut da arkadaşlar bu şekilde bakın, şöyle birazcık köşeden yer bıraktım. Ee, şimdi köşeden yer bırakırken, bak şu bir tane bu tam köşeye gelen ilmeğimiz. Oradan üç tane sayacağız. Bir, iki ve üç. Bu taraftan sağdan üç tane saydık ortada bir dördüncü ilmeğimiz. Bakın bu, şöyle tığımla daha belirgin göstereyim. Ankara'da bugün hava yine kapalı Çarşamba günü. Şöyle soldan da 1 2 3 tane ilmek sayacağız. Bakın sağdan 3, soldan 3 ortada bir tane kalacak. Toplamda 7 tane ilmeğimizin içine 2 defa ilmek alıp çıkarıp yapacağız. Evet. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile başladık. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz. Şimdi anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken nasıl yapıyoruz? Şöyle çıktığı battımızın içine sık iğne ile giriyoruz. 1 2 zincir. Hemen kalemime takıyorum. ilmek çıkarıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Hiç zincir çekmeden direkt sık iğne ile geçtim. Dibinde 2 zincir çekiyorum ilmeğimin ve kalemime taktım. Şimdi bakın demin de gösterdiğim gibi 1 2 3 tane kaldı. Bu da tepe noktası. 4 tane kaldı. Şimdi buralara 2 tane gireceğiz arkadaşlar. Köşe toplanmaması için benim göstermek istediğim size zaten burasıydı. Dibinde 2 zincir alarak ilmek yapmayı biliyorsunuz çoğumuz yani biliyoruz. Bakın aynı yere tekrar giriyorum. İlmek çıkardığım yere yine 2 tane zincir çektim ve taktım buraya şöyle kalemim küçük bir kalem şöyle sıyırdığım zaman arkadan da yavaş yavaş bakın arkadaşlar elimde de rahat bu şekilde yaptım büyük kaleme bile gerek yok yani şimdi ikinci e, tığ battığının içinden şöyle iki zincirimi çektim İkinci olmasının sebebi köşeden saydığımda ikinci olan arkadaşlar şöyle giriyorum bir iki zincir aynı yere bakın iki tane ilmeğimi çıkardım ve kalemime taktım. Sıradaki bu şekilde tığ battının içine giriyorum. iki zincir çektim, taktım. Şöyle tığ battımın içine girip bir iki zincir kalemime taktım. Bu şekilde bu köşedeki tek olan yere giriyorum bakın tek kalan yere giriyorum bir iki zincir takıyorum köşedeki bu tek yere iki zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum ve taktım kalemimi. bakın şöyle sağdan 3 bir de tam köşeden dördüncü ilmeği iki defa çıkardım şimdi diğer bakın köşeyi dönüp diğer e, düz olan sıraya geçiyoruz buradan da üç tane alacağız şöyle bir arkadaş burada düğüm var mı şu düğümü geçirmeyeyim dibine güzelce bak şöyle onu şu şekilde geçirebiliriz Bismillah hepsini sökelim bak şuradan tığ battanın içine giriyorum şöyle tekrar şu şekilde ipimi uzatıp taktım. Aynı tığ battının içine girdim. Şöyle bir iki zincir. Öyle düğüm olursa hoplatarak içinden bol çekerek geçirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bir sorun olmadı. Hem de öğrenmiş olduk. Yine bakın ikinciye köşeden hariç o dördünden hariç sayın ikincinin içine de iki defa gireceğiz şöyle bir iki zincir takıyorum ilmeğimi ve üçüncü tığ battıma girip şöyle dibinde bir iki tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar girip bir iki tane zincir çekiyorum bakın üç tane aynı yerden girdik toplamda 7 yuvaya girmiş olduk bu şekilde şimdi artık tek tek her yuvadan ilmek alabiliriz şöyle dibinde iki zincirimi çekiyorum tekrar şöyle bir iki zincirimi çekip bakın şimdi şu köşeyi de göstermek istiyorum bakın sıyırdığı zaman arkada düşüyor ya Arkadaşlar şimdi köşede böyle yamulmasın rahat yapalım istiyorsanız ilmek alımı nasıl çoğaltma şeklini gösterdim onu da göstereyim bakın Şimdi bunu ben köşeden 3 tane toplamda şöyle dibinde altı tane falan bırakıyorum. Şöyle bakın aşağı sıyırıyoruz. Yani o kadar korkuttukları gibi zor bir model değil arkadaşlar. Şimdi ben bunun üç tanesini bıraktım. Bakın köşeden rahat dönüyüm diye tekrar bunu başa doğru bu şekilde bakın şöyle kullanacağım. bulma olmasın diye şu köşede kalemim yamulmasın diye yaptığım ilmekleri de hem görmüş olun bakın sapa sağlam dibinde iki zincir ve kalıplama yaptığım için şöyle bol bırakmadım yani tam kalıplama yaptım ilmeklerimiz bu şekilde şimdi geriye kalan tüm bu tığ battıları köşeye gelene kadar bu şekilde yapacağız demin göstermiştim zaten arkadaşlar bakın bu şekilde 7 tane ilmeğimin içine iki defa girilmiş oldu şöyle Bismillah tığı taktım biraz ütülenince bunlar da kapanıyor tülbent biraz arkadaşlar bu şekil çıktı bana hediyeydi herhalde sanırsam ben de bu şekilde hediyeyi hediye olarak değerlendirip yapmak istiyorum Evet köşeleri gördünüz ilmeğimi gördünüz önemli olan işimiz tülbentin kalitesinden ziyade şimdi ikinci sıranın boncuk kısmının nasıl yapıldığına geçelim Evet arkadaşlar ikinci sıramızda boncuk diziyoruz. Şöyle bakın şöyle düz yüzünden göstereyim. Çünkü modelimizi ters tarafından yaparak başladığımız için şu köşede iki defa batmıştı ki ilmekler bu şekilde duruyor. O da arkadaşlar bakın toplanmasını engelliyor. Rahat bir şekilde köşeyi dönebiliniyor. Çok güzel bir şöyle köşeye işimiz oluyor. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. İkinci sırayı nasıl yaptık? köşeyi yapıp birazcık size bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar o yüzden sırf köşeyi o yaptığımız tarif ettiğimiz yeri nasıl oluyor ikinci sırada diye şöyle size çekmek istedim bakın Evet şöyle herhangi bir ilmekten ilk başta başlıyoruz bir de tülbentimizin ters tarafındayız Burası düz yüzü yani ilmeğimizi yaptığımız nokta şimdi Bunlar ters tarafında olduğumuz için ilmekler yani gayri ihtiyari dönüyor. Ben bunu tığımın ucuyla şöyle bir düzeltip şuraya sık iğne yaparak sabitliyorum. Bakın. İlk başlarken de aynen bu şekilde sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Şöyle bir tane boncuğumu akıtıp sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar yuvamın içine girdim. Buradan ilmek aldım ve sık iğne ile buraya sabit bakın ilmeğimin üze içinden şöyle geçip bana doğru bir tur attırıp içinden geçiriyorum tersi olduğu için muhakkak dönüşü oluyor ters tarafına dönüyor biz onu tığımızla düzelttik aynen bakın ilme aynı şey devam ediyor bu şekilde sık iğne ile ilmeğime girip şöyle kapattım boncuğumu ve buraya yuvanın içine giriyorum sabitliyorum tığımın ucuna takıp şöyle sağa yatırdım düzelttim sık iğne ile girdim Evet ilmeklerin alışı bu şekilde gayet yavaşta gösteriyorum inşallah arkadaşlar net anlaşılır olması için ilmeğimin içine girdiğim sık iğnenin üzerine kapatıyorum boncuğumu bu şekilde bir de şöyle içine bir sık iğne yapıyorum ve bakın bitirdim Sıradaki ilmeğimin içine girdim. Şöyle çevirdim. Sık iğne ile sabitledim. Yine bir boncuk alıyorum. Kapattım. Şöyle kapatınca bir tane destek olmuş oluyor kapattığım şeye boncuğuma ilmeğimi sık iğne ile buraya sabitliyorum hemen bir tane boncuk akıtıyorum şöyle kapattım aynı ilmeğimin içine girip sık iğne yapıyorum sıradaki ilmeğimin içine şöyle bana doğru düz olmasını sağlıyorum arkadaşlar şöyle hani ben dört kenar yaptım siz bunu boncuklu sırasını ya alt ilmek sırasını beraber götürebilirsiniz bakın açılma olunca şöyle bir çektirerek yaparsanız dibine bu zincirlerde oturmuş olur bu da benden size püf noktası. İlmeğimin içine girdim. Bakın şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle sık iğne ile geçiş yaptıktan sonra bakın boncuğumuzu buraya sık iğne ile sabitledik. Sonra diğerine sık iğne ile geçiş yaptım. Bu şekilde üzerine bir tane boncuk akıtıyorum. Şöyle karladığı için tekrar sık iğne ile buraya kapattım ve tekrar bir sık iğne yaptım şimdi buraya bakın çeviriyorum bu şekilde sık iğne ile sabitledim Evet yapılışı bu şekilde gayet kolay böyle filkete gibi de çok güzel oluyor kapattım boncuğumu sık iğne ile geçiş yaptığım ilmeğe girip tekrar kapattım şöyle bakın tekrar boncuğumu alıyorum ve boncuğumu aynı yere sık iğne ile sabitliyorum evet şöyle tığıma takıp bana doğru çeviriyorum ters tarafından yapıldığı için bu şekilde düzelterek yapmanız lazım ön tarafında olsa ilmelekler bize dönük olur ilmekler konuşamadım ilmelekler gibi oldu sanki Evet. Şöyle boncuğumuz bitti. Daha fazla uzatmaya da gerek yok arkadaşlar. Şöyle bakalım bir yaptığımız işe sökülmesin diye iki zincir çektim, bıraktım. Bakın bu şekilde bir de ütülenince daha güzel böyle yukarı doğru bunlar açılacak arkadaşlar. Evet. Edelim bu şekilde bakın. Çok hoş, çok güzel oluyor duruşu da. Şöyle üst tarafı da bu şekilde. Ütülendiği zaman şöyle dipten yukarıya doğru, aşağıdan şöyle yukarıya doğru çıkılarak ütülenecek. Bunlar böyle açılıp çok güzel bir model olacak. Şu köşede mesela biraz değdirmiştim arkadaşlar. Daha net bakın. Daha güzel duruyor hafif fazla değil de hafif değdirdiğimi düşünüyorum Evet bu şekilde Allah'a emanet olun arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız da sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın